Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 16. güne. Üçgende merkezleri işleyeceğiz sizinle birlikte ve üçgenlerin son dersindeyiz. Bu son ders şerefine şu tişörtü giydim. Şu resmi hatırlıyorsunuzdur. Arkamda da görüyorsunuz. Hatta kanal profilinde de görüyorsunuz zaten bu resmi ya da bu kapağı diyelim. Benim için önemli. O yüzden üçgenlere böyle göğsüme kazıdım diyebilirim. Üçgenler çünkü çok önemli. Geometride aşırı derecede önemli. Üçgenleri bilen çoğu şeyi bundan sonrasında çok rahat bir şekilde yapar ve öğrenir. Şimdi sen üçgenler bitti diye sadece üçgenden 4 soru çıkıyor diye TYT sınavlarına girdiğin zaman 4 tane soru yapacaksın anlamına gelmiyor. 5, 6, 7 hatta 8 tane birden soru da yapabilirsin. Çünkü olayın mantığını anladın. Sadece kuralları ezberlemedin. Sadece o işte şu özellik var, bu özelliği ezberleyeyim, soru yapayım tarzına gitmedin. Şurayı çalıştırmayı öğrendin ve bunu da göreceksin zaten sınavlarda. Öyle dörtgen sorusuyla ya da katı cisim sorusuyla karşılaştığın zaman zaten katı cisimlerde formülleri falan da veriyorlar. Üçgen bilgini kullan, soruları rahat bir şekilde yapacaksın. Bunun farkını şimdi bu üçgenler bittikten sonra zaten deneme sınavlarında göreceksin. Şu an 7 net yapmaya aday kişilerden birisin. Bak 7 nete kadar ulaşabilirsin. Hatta 8 de olabilir bu. Yani sadece üçgenlerle oluştu bu. Sadece üçgenlerle. AYT'de de aynı şekilde. AYT'de de analitik bilgisini de işin içine katarak güzel şeyler yapacaksınız inşallah. Şu anda TYT'de çok iyi noktadayız. AYT'yi de iyi noktaya getireceğiz. O da ne zaman? Analitikte. Şimdi ne yapıyoruz? Biz 16. güne başlayalım. Çok konuşmayalım ama üçgenlerin bitiş şerefine bu konuşmayı yapmak istedim açıkçası. İyi gidiyorsun. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce şafak sayarımıza geldik ve sayfa numarasına bakacağız buradan. Hocam şafak sayarımızda 16. günde üçgende merkezler 99. sayfa. 99 ile 102 arası. Bakalım kaç dersimiz varmış burada? Hocam şuraya bakıyoruz. Üçgende merkezler tek derste bitiyor. Evet bir 3,5 sayfalık bir yerimiz var. Burada ödev de var. Ödevi de en son ki video bittikten sonra halledeceğiz tabii ki ödevi de. Haftalık programa bakalım. Haftalık programda da üçgende merkezler bitince 8. haftayı da bitirmiş olacaksınız. Şimdi gel seninle birlikte 99'a gidelim bakalım. 99. sayfa üçgende merkezler. Evet üçgende merkezler aslında biz çaktırmadan bazı şeyleri zamanda gösterdik. İşte içte çemberin merkezi, ağırlık merkezi gibi merkezleri zaten biliyorsun. Ama biz yine de üçgende merkezler başlığı altında bunu da şöyle burada gösterelim. Üçgende merkezlerden bir tanesi içte çemberin merkezidir. İçte çemberin merkezi dediğimiz şey iç açıortayların kesim noktasıdır. Eğer bir üçgen içinde I noktası ya da farklı bir harfle de verilebilir. Bir I noktası verilmişse ve orası içteğet çemberin merkezi diye söylenmişse onu nasıl kullanacaksın? Hocam buradan şunu çizeriz böyle. Yani buradan bunu çizerim. Buradan geçen açıortay. Buradan bunu çizerim. Buradan geçen açıortay. Hatta buradan da bunu çizerim. Buradan geçen de açıortay. Peki I verilmeden I'yı bulabilir miyiz? Evet. İki tane iç açıortayın kesim noktası bize neyi verir? İç açıortayların kesim noktasını verir. Yani burası ne yaptı şimdi? Hocam burası açıortayların kesim noktası oldu ya. O zaman bir üçüncü köşeden gelen de açıortayların kesim noktasından geçtiği için açıortay olur diyeceksin böyle. Ama tekrar söylüyorum bir üçgen içinde bir I verilmişse eğer hocam şöyle bir I verilmişse köşelerden gelenler açıortay olacak diyeceğiz dostlar. Çünkü içte çemberin merkezi demek aynı zamanda aslında şu içeriden T çemberi de çizdirebilir bize ama içte çemberin merkezi dediği zaman içeriden çember çizmenize gerek yok. Köşelerden açıortayları geldiğiniz zaman bu işi halledersiniz. Şimdi sorularına bakalım seninle birlikte. Mesela örnek 32. ABC ve DEF birer üçgen olarak verilmiş ve paralellikler verilmiş. Şimdi burada paralellik var ya şununla şu paralel, bununla bu paralel. Yöndeş açıdan dolayı burası da ne olacaktır o zaman? 120 derece olacaktır. Hemen 120'yi yazdık buraya. Sonra ne yapacağız hocam? Bak soruda takıldık kaldık. Verilen bilgileri kullandık. Soruyu çözemiyorsak o zaman ne yapacağız? Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanacağız. D demiş içte çemberin merkezi olduğuna göre demiş. Bak D. O zaman içte çemberin merkezini kullanacağız. Hocam bu köşeden gelen açıortaydır. Hocam bu köşeden gelen açıortaydır. Hatta bu köşeden gelen de ne olacaktır? Açıortay olacaktır. Genelde iki tanesini çizince oluyor ama olsun. Şu açıortay, bu açıortayı hatta buradaki açıortayı da böyle 60-60 diye yazdık. Her verilen bilgiyi kullanacağız. Arkadaş şunlar paralel verilmiş bize. Paralellik ve açıortaylık aynı anda varsa Z'ye dikkat demiştik. Bak Z kuralı var burada. Hocam burası ne yaptı o zaman? Çizgi açısı yaptı. Değil mi? Hemen buraya çizgi açısı dedik. İkizkenar çıktı burada. Hocam şuradaki üçgende bir ikizkenarlık oluştu. Hemen burası 6 ise burası da 6 olmak zorunda. Sonra şuraya bakıyorum. Şu paralelliği kullanacağım. Hocam burada da bir Z kuralı var. Yani burası da nokta açısı oldu. O zaman bak noktaya nokta ikizkenar çıktı. Yazdık. Şimdi artık buradaki üçgeni de şöyle göstereyim tabii ikizkenar olduğunu. Biz nereye yoğunlaşacağız? Bak burada 120 var. Burada 4 var. Burada 6 var. Hocam kosinüs teoremi. Saçını başını yoldum say. Yapma. Kardeşim yapma. Ya şurada ne var? 4 var. 6 var. Hemen şu üçgeni oluşturdun. Eyvallah. 6'ya 4'ü yazdın. 120 dereceyi yazdın. X isteniliyorsa senden. Kardeşim ne yapacağız burada? 120'nin mantığını kullan.
kullanacağız. Ya burada 60'ı kullanacağım ya da öbür tarafta 60'ı kullanacağım. Bu 60 kullanılabiliyor galiba, bir sıkıntı yok. Hemen şuradan dik çizdim. 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 olur. Bir kenar 2 kök 3, bir kenar 8 oldu. O zaman x kare neye eşit olacaktır? Kareleri toplamı. Ama ben kısa yoldan yapmak istiyorum. Burası 2'nin kök 3 katı. Burası 2'nin 4 katı. Burası da 2'nin kare kök 3'ünde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Yani 3 artı 16'dır. Cevaba da böylelikle 2 kök 19 diye ulaşırız. Yani 32. soru böylelikle 2 kök 19 olmuş. Bu arada bu konuya başlarken nedense birden başlamamışız. Şunun devamı diye devam etmişiz. Hadi bu seferlik böyle olsun. 31'den sonra 32 geliyor. İdare edin arkadaşlar. Aksilik ya. Üst üste gelmiş. Evet, cevabı bu arada gerçekten ne bulduk? 2 kök 19 bulduk. Şöyle bir aksilik olmuş bir de burada. Ya bu sorunun yeri aslında burası değil. Ama sizi mağdur etmeyeceğim. Hemen bunun yerine bir tane soru yazıyorum. Şöyle soruyu yazdım ben. Bak sorumuz şöyle bir şey oldu. Değiştirdik. Siz de o soruyu çarpı atın, yanına şu soruyu yazın arkadaş. Tamam. ABC dik üçgen. ECA 30 derece verilmiş. Bir de IK dik AB olarak verilmiş. Yani şurası dik verilmiş bize. I ABC üçgenin içteğet çemberin merkezi olduğuna göre diyor. BC kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi I içteğet çemberin merkezi ya. İçteğet çemberin merkezini kullanacağım. Ne yapacağım hocam? İçteğet çemberin merkezi kullanılırken içeriden teğet çember çizmenize gerek yok. I'dan geçen açı ortaydı. Hocam gelirim şuradan, bir I'dan geçerim şöyle. Bu açı ortay. Kırmızıyla geçeyim ya. Kırmızıyla çiziyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var bizim. Şunu şöyle çizdim. Hocam bu bir açı ortaydır. Yani 92 eş parçaya bölüyor. 45 45 yapar. Sonra hocam şuradan bölüyorum açı ortay. Ve bu arada bu 30 90 60 üçgeni ya. Şunun tamamı 60 olduğundan dolayı hemen 60'ı yazıyorum. O zaman bu da 30 30 diye paylaşır. Buradaki açı ortayı çizmeme gerek var mı? Yok. 15 15 oluyor. 15 benim için özel bir açı değil. 15 75 90 çıkmadığı sürece hiç bunu çizmiyorum. Ha, bunu da çizebilirsin ama gerek kalmadı. Çünkü niye? Hocam şuradaki üçgende 45 45 90 üçgeni çıktı. Buradaki üçgende de bir 30 60 90 üçgeni çıktı. Şimdi o zaman ne yapacağız burada? İşlemimizi yapalım. 45 45 90 üçgeninden 4 ise diğer kenarda 4'tür. 30 60 90 üçgeninden 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Şimdi 30'un karşısı belli mi? Büyük üçgende belli. 4 artı 4 kök 3. O zaman burası ne olacaktır? 4 artı 4 kök 3'ün 2 katı olacaktır. Yani 8 artı 8 kök 3 şeklinde buluruz cevabı dostlar. Bak soruda yaptığı bir hata olsa bile sizi ihmal et, yani mağrum etmedim. Bununla da ilgili bir soru sizin karşınıza bu şekilde getirdim gençler. Güzel bir soru çıktı bu arada. Hemen anında yazdım şöyle bir soruyu. Ya düşündüm aslında şöyle. Ya bu soruyu yeni nesil soru mu yapsam diye düşündüm böyle. Yeni nesil soru nasıl yapılabilirdi? Ya ne bileyim, böyle bir sözel bir soru yapılabilirdi sadece. Buradaki şekli bize çizdirebilirdi. Açıkçası da artık siz yeni nesil sorularında nasıl oluştuğunun bilincindesiniz. Çünkü hem biz yazıyoruz hem nasıl olduğunu anlatıyoruz ya. Size böyle bir soru da gelse, bunu yeni nesilde gelse aradaki farkı anlayabilip soruyu hemen eski nesile çevirip çözmeyi de öğrendiniz artık. Yani sıkıntınız yok artık diye düşünüyorum. Evet, 33. soruyu bu şekilde bulduk. Yani cevap da değişmiş olacak tabii ki o zaman. Şimdi geldik dış teğet çemberin merkezine. Dış teğet çemberin merkezi de gençler dış açıortayların kesim noktasıydı. Yani burası dış açıortay, burası dış açıortay. Hocam o zaman burası dış açıortayların kesim noktasıysa bu köşeden gelen de böyle geçiyorsa bu da dış açıortay olur mu? Olmaz. Ne demiştik üçgende açıda anlatırken? Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesişir ya da 2 dış bir iç bir noktada kesişir. Bunun dış açısı burası ya. Dış açıortayı böyle gidiyor. Bu noktadan geçmesinin imkanı yok. Ya da bunu uzatırsam bunun dış açıortayı böyle de gidiyor. Buradan geçmesinin imkanı yok. O yüzden 3 tane dış açıortayı bir noktada birleştiremeyiz. Kesiştiremeyiz. O zaman ne oluyordu? Yani burası dış açıortayların kesim noktasıysa eğer, bak bir üçüncü köşeden de ben bir açıortay, şu açıortayların kesim noktasından geçecek şekilde bir doğru çizeceksem eğer, şunu şöyle çizersem eğer, işte bu da ne olur? Bu da kesinlikle ama kesinlikle açıortay olur ama iç açıortay olur. Buna dikkat et dostum. Böyle iki dış bir içi de unutmayalım. Ama dış açıortayların kesim noktasından geçen B'nin, BC'nin dışında ya, B'den de gelen, C'den de gelen dış açıortay olur. Tam karşısındaki A'dan gelen de ne oluyormuş? İç açıortay oluyormuş. Yani olay bu. Evet, 34. soruya geldik şimdi. Paralellik verilmiş ve dış teğet çemberin merkezi K olarak verilmiş. Madem K olarak verilmiş, bak güzel bir soru. Dikkat. Hocam o zaman hangi üçgenin bir de dış teğet çemberin merkezi? ABC üçgeninin dış teğet çemberin merkezi. Bu bile önemli. Hemen ABC üçgenini düşünüyorum şöyle. ABC üçgeninde dış teğet çemberin merkezi eğer burasıysa, K noktasıysa, o zaman B köşesinden gelen A'dan geçiyorsa açıortay olur, hatta dış açıortay. C'den gelen de açıortay olur. Hocam A'dan geleni çizmeme gerek var mı? Bence yok. Dış açıortayları kullanacağız büyük ihtimalle. Hocam bu açıortay, bu da açıortay. Bunları çizdik. Soruda verilen her bir bilgiyi kullanacağız şimdi. Nasıl kullanacağız? Hocam hem paralellik var hem de açıortaylık var. Z kuralı var burada. Burada ne çıktı? Hocam çizgiye çizgi. 6 ise burası da 6 oldu o zaman. İkizkenar çıktı burası. Aynı şekilde burada da bir Z kuralı var. Noktaysa burası da nokta yapar. Noktaya nokta oldu hocam burada da. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu mu? Oldu. Güzel. Hatta şurada
da ben şurayı da bulabilirim. Neden dolayı? Hocam şunlar birbirine paralel ya şöyle. Bir temel orantı var burada. 12'nin tamamı 18 oranı. 10 bölü DE diyeyim. DE'yi bulayım buradan. 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 3. 5 katı 5 katı. DE de buradan 15 olur. Yani bunun tamamını 15 buldum. O zaman buraya ne kaldı? 9 kaldı. Hocam burası da 9 yap. Sonra ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Hocam bunlar paraleldi. Yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var burada. Burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani 9 ise burası kaç yapacaktır o zaman? Direkt 18 yapacak. Yani x'i 18 olarak bulduk gençler. Evet, dış teğet çemberinin merkezi de bu şekilde. Bir soruyla geçiyorum. Çünkü dış teğet çemberinin merkeziyle de, iç teğet çemberinin merkeziyle de alakalı soruları daha öncesinde zaten biz çözmüştük. Şimdi gelelim ağırlık merkezine. Ağırlık merkezini de zaten ekstradan işledik. Ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktasıydı. Şurası. Kenar ortayların kesim noktası. Burası kenar ortayların kesim noktası. Ve hatta ağırlık merkezinde ne oluyordu? Hocam 1'e 2 oran oluyordu. A ise 2A, B ise 2B, C ise 2C oluyordu. Hatta şu hatırlatmayı da yapayım ben sana. Burada iki şart sağlanırsa, mesela iki kenar ortayın kesim noktası da ağırlık merkezini veriyor. Bir üçüncü de buradan geçiyorsa yine ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay olmak zorunda. Ya da iki şart şu şekilde de olabilir. Bir doğru verilip bir de 1'e 2 oran verilirse de yine iki şart sağlanıyorsa yine ağırlık merkezini buluyoruz diye ağırlık merkezi konusunda biz bundan yine bahsetmiştik. Yani tek tek çizeyim istersen şöyle. Hocam kenar ortay verildiğinde ağırlık merkezi, kenar ortay ve 1'e 2 oran verildiğinde şöyle. Kenar ortay 1'e 2 oranda yine ağırlık merkezi yapıyor. Ya da iki tane 1'e 2 oranı yalnız kenardan köşeye A iken 2A, B iken 2B olduğunda bu şekilde yine burası ne yapıyor? Ağırlık merkezi yapıyor diye söylemiştik dostlar. Tamam, ağırlık merkezi bu. Bakalım ağırlık merkeziyle ilgili nasıl bir sorumuz gelecek. Gelelim şuraya. Şöyle bir sorumuz var. Hem ağırlık merkezi hem de iç teğet çemberin merkezini katmışım soruda. Bak şimdi. Bir kere ağırlık merkezi verildiğinde hocam şu garibim buraya kadar gelmişse devamını getirmek mantıklı diye söylüyor. Yani buradan ağırlık merkezi verildi ya, buradan bunu çizelim, buradan bunu çizelim, buradan bunu çizelim falan şeklinde demiyorduk aslında. Hocam o yüzden ilk önce bence I'yı kullanmak lazım. I'yı kullanmak neydi? Madem I iç teğet çemberin merkezi, buradan geçen açıortay, buradan geçen açıortay, buradan geçen açıortayı kullanacağız değil mi? Büyük ihtimalle. Kullanacağız. Hangisi mantıklı? Ya hocam açıortayı kullanacağız ya. Yani sanki buradan geleni kullansam daha iyi olacak şöyle. Çünkü devamında kollardaki oran tabandaki oran olacak ya. O yüzden. 6 bölü 8 3 bölü 4 ya. 3K 4K toplam 7K eşittir 7 ise K1 çıkar. Yani burası 3 olur, burası 4 olur. Öbür türlü yaparsam şu açıortayı çizecek olursam 6K'ya 7K buraları yazdığım zaman tam sayı gelmiyor. Ya da buradan böyle çizdiğim zaman da yine tam sayı gelmiyor. Bir kere BC'yi işin içine katacağım belli. Çünkü biraz BC'nin böyle paralel gibi verilmiş burası. Paralel mi değil mi bilmiyorum ama ya BC'nin doğrultusuna verilmiş en azından. O yüzden ben burada açıortayı çizerken şunu çizmek çok çok daha mantıklı olacak. O yüzden bunu hemen çiziyorum. Açıortayı şöyle çizdim. Hocam bu açıortayı kullanalım hemen dedik. 6 bölü 8 soldaki orana eşit olacak. 3 bölü 4. 3K 4K yazdık. O zaman toplamda 7K eşittir 1'den K'yı 1 bulduk. Yani burası 3 ve 4 oldu. Güzel. Şimdi ağırlık merkezini kullanalım. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağız hocam? Ağırlık merkezi de yine buradan mı çizelim? Yok. Ağırlık merkezini bir şekilde kullanmamız lazım şimdi. Buradan mı çizelim? Yok, karışık oluyor. Yine bu köşeden gelince daha mantıklı gibi duruyor. O yüzden ağırlık merkezi için de hop şuraya kadar çizdim. Çizmişken devamını getireyim kardeşim. Bunun da devamını getirdim böyle. Ağırlık merkezinde ne oluyordu hocam? Kenar ortay oluyordu. O zaman kenar ortay oluyorsa şimdi burası 3,5 olacak. Burası da 3,5 olacak. Hemen 3,5'u yazalım. 3,5 3,5. Hocam burada 3'ü buradaysa eğer buraya 0,5 kaldı. Yani 0,5 kaldı. Yani 1 bölü 2 kaldı buraya. Hemen buraya 1 bölü 2'yi yazalım. Bu arada burası 2A iken burası da A olmuyor muydu? Evet. Şimdi soruda takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapacağız? Takıldığımız zaman da soruya bakıyoruz şimdi. G'yi bir daha mı kullanalım hocam? Hayır. Şuradan çizsek çok karışıyor. Buradan çizsek karışıyor. G bu dursun. I'ya böyle yoğunlaşmak daha mantıklı oluyordu. I'ya yoğunlaşalım. Hocam buradan geçen açıortayı kullandık zaten. Bir de şunu çizelim. O da olmazsa bunu çizelim. Ama şunu çizdiğimde daha da karışıyor gibi. Bak şurayı da kesiyor ya böyle. Daha karışık gibi geliyor. O yüzden gel buradan da şunu çizelim şöyle. Hocam bu da açıortay. Aa, buradaki üçgende ne oldu? Buradaki üçgende de bir iç açıortaylık çıktı. Bu iç açıortaylık kaça kaç? 6 bölü 3. Şurası 3 demişti zaten değil mi? Evet, burası 3 demiştik. Burası 6 bölü 3. 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Hemen yazalım oraya. 2 ense burası da endir. Vay vay vay. 2'ye 1 oran. 2'ye 1 oran var. Dolayısıyla şunlar kesinlikle ama kesinlikle paraleldir. Benden de şu x uzunluğu isteniyor. Çünkü her iki şart sağlandı. 2'ye 1, 2'ye 1 şartı sağlandığı için. Hemen temel orantıyı kullanıyorum. Hocam 2 bölü 3 oran. 2 bölü 3 oran eşittir. X bölü 1 bölü 2 olacak. X bölü 1 bölü 2. İçler dışlar yapalım. X'i buradan yalnız bırakayım. Bunu böyle çarpayım. 2 çarp 1 bölü 2 1 yapıyor. Altta da 3 var zaten. X'i de böylelikle kaç bulmuş oluruz? 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Evet, ilginç bir soru. Zor bir soru ama I'yı kullanmak, daha fazla bir şekilde I'yı kullanmak daha mantıklıydı burada.
ve soruyu da sonuca da güzel bir şekilde ulaşmış olduk. Evet, örnek 35'i böyle bulduk. Geldik diklik merkezine. Şimdi gençler, diklik merkezi dediğimiz şey nedir? Bakın, öncelikle şu işteğet çemberin merkezini hallet. Daha önce görmüştük. İşteğet çemberin merkezini hallet. Daha önce görmüştük. İlk soruyla geçtik. Ağırlık merkezini görmüştük. Ağırlık merkezinde her tarz soruyu yazmıştık. Ama böyle bir soruyu yazmamıştık. Hemen şu soruyu da buraya eklemişim. Şimdi de geldik diklik merkezine. Diklik merkezinde de böyle üçgende falan yüksekten bahsettik aslında. Üçgende alanda falan ama çok detayına girmemiştik. Şimdi detayından bahsedeceğiz. Diklik merkezi. Ha bu arada içteğet çemberin merkezi nerede? O yorumu da yapalım ya buraya geçmeden önce. Hocam iç açı ortay, iç açı ortay, iç açı ortay. Bunlar nasıl üçgen olursa olsa, geniş de olsa, dar da olsa iç açısını böleceğin için içten geçen bir doğru oluyor. İç açı ortayların kesim noktası kesinlikle ama kesinlikle üçgenin içinde. Bak yorum yap. İç açı ortayların, yani içteğet çemberin merkezi kesinlikle ama kesinlikle nerede oldu? Üçgenin içinde oldu. Peki dışteğet çemberin merkezi nerede oluyor hocam? Dışarıda zaten bu. Şu üçgenin dışında olduğu belli. Ağırlık merkezi nerede hocam? Ağırlık merkezi üçgenin nasıl olursa olsun. Ben buradan bu kenara kenar ortay. Buradan da bu kenara kenar ortay. Buradan da bu kenara kenar ortay çizeceğin için hep üçgenin içinden çiziliyor bu doğrular. O yüzden ağırlık merkezi de kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Üçgenin içinde oldu. Yani bu zamana kadarki gördüğümüz merkezler hep üçgenin içindeydi. Şimdi gelelim diklik merkezine. Hocam diklik merkezi hep üçgenin içinde mi oluyor? Hayır. Dar açılı. Şimdi dik merkezi dediğimiz bu arada nedir? Hocam yükseklik, yükseklik, yükseklik. Yükseklerin kesim noktasına biz diklik merkezi diyoruz. İlla her zaman K ile gösterilmek zorunda değil. Burada K ile göstermişim. Diklik merkezini hocam biz 3 tane yüksekliğin kesim noktasından mı buluruz? Hayır. Şuradan bir yük, buradan bir dik çizince kesitleri yeri buluyoruz ya. O zaman burası diklik merkezi oldu. Bir üçüncü çizgi de buradan geçiyorsa özellikle diklik merkezinden geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu da yükseklik olur diyeceğiz. Tamam mı? Peki hocam diklik merkezini öğrendik. Bakalım dar açılı üçgende. Şimdi burası dar açıysa çizdiğin dik böyle gelecek. Burası da dar. Burası da darsa çizilen yüksekler nerede oluyor? Üçgenin içinde oluyor. Geniş açılı üçgende nerede oluyor? Üçgenin dışında oluyor. Çünkü geniş ya. Bu köşeden çizilen yükseklik dışarı düşüyor. Bu köşeden çizilen yükseklik dışarı düşüyor. Buradan çizilen yükseklik de bu oldu. Ama hocam bunlar kesişmedi deme. İşte bunların uzantıları bir noktada kesişiyor. Nerede? Üçgenin dışında bir yerde kesişiyor bunun. İşte diklik merkezi de geniş açılı üçgende üçgenin dışında oluyor mesela. Bak dar açılı üçgende yazalım. Dar açılı üçgende içinde oluyor. Geniş açılı üçgende nerede? Dışında oluyormuş. Ve şimdi bir de dik üçgende şeyden bahsedelim. Hocam dik üçgende dik çizecek olursak, yükseklik çizecek olursak, ben bu köşeden yükseklik çizecek olursam bu tam olarak buraya düştü. Hocam şuradan yükseklik çizecek olursam buradan çizilen yükseklik zaten bu değil mi? Evet hocam, biz bu kenara çizilen yüksekliğe bakıyoruz. O da şu oluyor zaten. Şu kenara çizilen yükseklik de bu olmuyor mu? Evet. Bak bu sefer ne oldu? Dik açılı üçgende de çizilen yükseklerin üçü de bir noktada kesişti. Hatta nerede kesişti? Tam olarak 90 derecenin olduğu köşede kesişti. Yani dik üçgende diklik merkezi 90 derecenin olduğu köşe oldu. O zaman 3 durum söz konusu burada. Dar açılı üçgende üçgenin içinde. Geniş açılı üçgende üçgenin dışında. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde, hatta 90 derecenin olduğu köşede oluyor arkadaşım. Evet, diklik merkezi de bu şekilde. Ama şuna da dikkat edelim. Şöyle bir şey verilirse bize, eğer K diklik merkezi diye bir şey verilirse bize, buradan geçen, bunu böyle biz çizmeyeceğiz de çok nadir çizeceğiz. Atıyorum bu buraya kadar gelmiştir. Devamını sen getirirsin böyle. Buradan geçen kesinlikle ama kesinlikle diktir. Ya da buradan geçen kesinlikle ama kesinlikle diktir. Ya da buradan geçen kesinlikle ama kesinlikle ne diyeceksin? Diktir diyeceksin. Diklik merkezinden geçen her bir doğru da ne oluyor? Yükseklik oluyor. Ya da tam tersini kullanmış oluruz aslında. Yükseklerin kesim noktası diklik merkezidir. Diklik merkezinden geçen de yüksekliktir diyebiliriz gençler. Evet. Diklik merkezini öğrendiysek eğer, o zaman hemen şuna bakalım. Hocam diklik merkezini öğrendik. Hemen şuraya bakıyoruz. ABC bir üçgen. İşte kesişimleri falan filan verilmiş. T noktası ABC üçgenin diklik merkeziymiş. Yani şurası diklik merkeziymiş. O zaman diklik merkezinden geçen ne olacak dostlar? Tabii ki diklik merkezinden geçtiği için yükseklik olacak. Hocam buradan geçen, P'den geçen yükseklik. Buradan geçen de yükseklik. Hemen yüksekleri şöyle şöyle gösterelim. Soru eski tarz soruya dönüştü. Dik üçgen Pisagor bağıntısına çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü şurayı bulmaya çalışacağım. Çıkmıyorsa da bizde özel durumlar yoksa bir soru uzunluk sorulduğunda nereden çıkıyordu? Ya dik üçgenden ya da benzerlikten çıkıyordu. Dik üçgenden çıkmıyorsa benzerlikten çıkacak o zaman. O zaman benzerlik yapacağız. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabetaya. Alfabetada da biz üçgen seçimi yapıyorduk. Direkt burada bak iki kenarı belli olan bir üçgen var. Direkt buradan başlayabiliriz hatta. Alfa, beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa yaptı. Hatta alfa 90'sa burası da beta yaptı mı? Yaptı. Büyük üçgende. Ya da şuradaki büyük üçgende de alfa 90'sa beta diyebilirdik. Şimdi bir sürü üçgen var ama üçgen seçimi yapacağımız belliydi. Ben bir tanesini direkt seçtim. İki kenarı belli olan üçgeni seçeceğiz demiştik. Biri bu. Diğeri nedir? Hocam x'e ait bir üçgen. Mesela bu. Hayır. İki kenarı yok. Seçemeyiz. X'e ait bir üçgen bir de büyük üçgende yok mu şöyle? Var. O yüzden büyük üçgeni seçeceğim mesela bu sefer. Büyük üçgeni seçelim bakalım o zaman. Hocam büyük üçgende şu şekilde.
seçtik. Uzağın sarı üçgenle büyük üçgen benzer. Hatta kolay bir benzerlik var. Alfanın karşısı üçgen, alfanın karşısı 5. Hayır, 3 bölü 5 kolay bir benzerlik değil. Şöyle kolay bir benzerlik var. Alfanın karşısı üçgen, betanın karşısı 6. Yani burada 1'e 2 oran var. Alfadan betaya geçişi kullanıyorum. Alfadan betaya geçiş 1'e 2 ya. Bu üçgende de alfadan betaya geçiş 1'e 2'dir. Yani alfanın karşısı 5 ise burası kaç olur? 10 olur. X artı 3 eşittir 10 sa x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 buluruz. Yani örnek 36 böylelikle 7 çıktı dostlar. Geldik örnek 37'ye. ABC bir üçgen. E eleman BC. ABC'nin dik merkezi de bir dakika. A demiş. ABC'nin dik merkezi. Hemen bunu belirleyeyim. Şöyle A demiş. ABC'nin diklik merkezi. Arkadaş ABC'nin diklik merkezi bu A köşesi ise eğer ne oluyordu? Hocam bir üçgenin üzerindeyse diklik merkezi o dik üçgendir. Diklik merkezi tam dik üçgenin dik olduğu köşedir. Yani burası ne oldu o zaman? 90 derece oldu. Bir de D de ADC'nin demiş diklik merkezi. Hocam şunu üçgenin diklik merkezi de neresiymiş? D'ymiş. O zaman bu üçgende de diklik merkezi hemen burasıysa yine üçgenin üzerinde oldu. Sarı üçgenin üzerinde oldu. Ama o köşe yani bu sarı üçgende dik üçgendir. Tam diklik merkezinin olduğu köşede diktir. Yazdık. Aa ne oluştu burada? Dikten dik oluştu. Öklit. H kare eşittir P çarpı A yapayım hocam. Yok. Ne verilmiş? 6 verilmiş. 6'ya ait öklit bağıntısı yapalım. Sol tarafta sola dayalı. 6'nın karesi bu çarpı tamamı olacak. E o zaman 6'nın karesi eşittir. X çarpı X artı 5 olacak. Arkadaş burada işlem de yapabiliriz. Ama dur. Hisset. Yani öbür tarafa atıp da bunu hocam X kare artı 5X eksi 36 eşit 0'dan çarpanları ayırabiliriz. Çarpanları ayırırken de 36'nın çarpanlarını düşünüyoruz. Aslında burada da 36'nın çarpanlarını düşüneceğiz. Buradaki 36'nın çarpanları kaç yapıyor? Hocam 2 çarpı 18. 2 yazarsam 8 olmuyor. Ya 4 çarpı 9 oluyor mu hocam? Evet X yerine ben 4 yazarsam burası 9 oluyor. Yani hissederek de çarpanlara ayırmayı da yapabiliyorduk. Yani böylelikle X'i böylelikle kaç bulduk? 4 bulmuş bulunuyoruz. Evet 37'yi 4 bulduk. Geldik 38'e. Soruda ABC bir üçgen ve kesişimleri F olarak verilmiş. 2, 4, 6 bir de X uzunluğu isteniyor bizden. Bir de A noktası BFC üçgenin. Dikkat. Üçgen de önemli burada. BFC üçgenini şöyle gösteriyorum. Diklik merkeziymiş. Hocam BFC'nin içinde değil. Olsun kardeşim. İçinde olmasın. Nerede bu? Hop buradaymış. Dışarıda. Üçgenin dışında. O zaman ne olacaktır? Bu geniş açılı bir üçgendir. Hocam bakıyoruz o zaman. Şimdi ben buradan bir dik çizsem böyle buradan geçecek. Ya da bu köşeden bir dik çizsem A köşesinden geçecek. O zaman bu köşeden dik çiziyorum şu kenara. Çizilen dik tam A köşesinden geçecekse o zaman bu onun uzantısına dik olmak zorunda. Yani bizim buradaki açı 90 derece yapar. Aynı mantıkla buradan çizilen şu kenara çizilen A'dan geçiyorsa dik olmak zorunda. E hocam bu doğrultuda bunun uzantısına dik olacak ya. Yani burası 90 derece. Sayılar da var. 90 dereceler de var. Dal alfa beta'ya o zaman. Dalıyoruz alfa beta'ya. Alfa, beta, ters açıdan beta, alfa, büyük üçgende bak burası da beta yaptı. Alfa 90 ise beta oldu. Ya da şuradaki üçgende alfa 90 ise beta oldu. Sonra ne yapacağız? Üçgen seçim. Üçgen seçim. Üçgen seçim. Bunu mu seçelim? Hayır iki kenar yok. Bunu mu seçelim? Hayır iki kenar yok. Neyi seçeceğiz? Arkadaş bir tanesi bak bu iki kenarı belli olan üçgen. Bir 2 var bir de 10 var. Dikkat şurada 10 var. Bir de nereyi seçeceğiz arkadaş? Bir de şurayı seçeceksin belli. Hocam bir de şu üçgeni seçeceğimiz belli. İki kenar bak burada da var. O zaman iki üçgeni seçtik. İki üçgenle benzerliği uygulayacağız. Hadi yeşilden başlayalım. Yeşilin karşısı 2 iken yeşilin karşısı 4 olmuş. Oo güzel. Hatta kolay. Çok kolay. 2 iken 4 olmuş. Yeşilden kırmızıya. Evet yeşil daha büyük gözüküyor ama kırmızı daha büyükmüş. Soruyu sığdıramamışız buraya. Neyse 1'e 2 oran var. E o zaman burada 90'ın karşısı 10 sa burada 90'ın karşısı ne olmak zorunda o zaman? 20 olmak zorunda. X de böylelikle kaç çıkar? 18 çıkar. Çünkü bak ikisi burada. Buraya ne kaldı o zaman? 18 kaldı. Örnek 38'de böylelikle 18 bulduk. Geldik 39'a. Bak sen şu şey. Şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi bir kere burada soruya bakar bakmaz ben şunu görüyorum. Hocam bunlar eşitse. Bunlar da eşitse. Bir orta taban uzunluğu sağlandı. O zaman şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Sonra hocam başka ne var burada? Şunlar eşitse, şunlar da eşitse o zaman bunlar da birbirine paralel oldu. Tamam. Şunun paralelliğini de şöyle göstereyim. Şöyle paralellik var be. Hatta ve hatta şunlar eşitse, bunlar da eşitse o zaman burada da bir orta taban var hocam. Güzel. Şunlar da birbirine eşit. Hatta farklı kalemle göstereyim. Siyah kalemle göstereyim. Şunlar da birbirine paralel oldu. Şimdi soruya devam edelim. Buna göre diyor ABC üçgenin kenar orta dikme merkezi EFD üçgenin hangi özel noktasıdır? Soru niye
buraya yazılmış ya. Allah Allah. Kenar orta dikme merkezi. Arkadaşlar daha kenar orta dikme merkezini görmedik ama en azından adından belli ya. Biraz sonra da göreceğiz ya. Kenar orta dikme merkezi demek ne demek? Hocam adı üstünde. Biraz sonra bahsedeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Buradan bir kenar orta dikme çizdim. Buradan da bir kenar orta dikme çizdim. İşte burası kenar orta dikme merkezi. Adı üstünde. O zaman şimdi gelelim şeye. Buna göre diyor ABC üçgeninin kenar orta dikme merkezi. Bak ABC üçgeninin kenar orta dikme merkezi tam burasıysa eğer ABC üçgeninden bahsediyorum. Yani buradan buraya dik çizdiğimde iki eş parçaya bölecek. Buradan buraya dik çizdiğimde iki eş parçaya bölecek. Buradan buraya dik çizdiğimde iki eş parçaya bölecek ya. İşte tam olarak kenar orta dikme merkezi burası oldu. İşte bu büyük üçgendeki kenar orta dikme merkezi aynı zamanda EFD üçgeninin hangi özel noktasıdır diye soruluyor bize. EFD üçgeninde neresi? Hocam burası. Yani ben şu üçgene yoğunlaşacağım artık. Şimdi biz ilk başta soruya bakar bakmaz paralellikleri gördük. O zaman paralellikleri kullanacağız soruda. Nasıl kullanabiliriz hocam? Mesela şu paralelliği ben nasıl kullanabilirim? Şimdi bu köşeden buraya kadar gelmiş. Paralelliği ben kullanamıyorum. O yüzden şunun devamını getirsem mi şöyle uzantısını? Şimdi baktığında paralellik var ya. 90 ise burası. Z'den dolayı burası da 90 olur hocam. Ben şurayı 90 derece buldum. Yani burası 90. Aynı mantıktan şu garibim buraya kadar gelmiş. Paralelliği kullanamıyorum ya. Şu paralelliği uzatsam. Şimdi burada da yine paralellik var. Yine şöyle bir Z kuralı var. Z kuralından dolayı bak burası da 90 derece yaptı. Hatta bunu da uzatsam böyle. Aynı mantıktan dolayı burası da 90 derece yaptı. Bak şuradaki üçgende ne oldu? Hocam bu bir yükseklik. Bu bir yükseklik. Bu da bir yükseklik. Yani yüksekleri kesim noktası oldu burası. O zaman biz ne diyeceğiz? Sarı üçgende burası kesinlikle ama kesinlikle diklik merkezidir. Evet. Cevabımız diklik merkezi yaptı. Ya biraz yorumumuzu katık burada. Daha kenar orta dikme merkezini göstermeden bu şekilde ama kenar orta dikme merkezi de basit. Adı üstünde kenarı ortadan dik bölen parça olduğu için soru burada olmuş. Aslında kenar orta dikmeyi anlattan sonra yazsaydım soruyu daha güzel olurdu ama bir an düşündüm. Gerek yok. Direkt burada kenar orta dikme merkezi. Kenardan dik çiziyorsun böyle iki eş parçaya bölüyor. Tamamı da belli zaten. Evet. Bu şekilde örnek 39'da ne bulduk kardeşim? Diklik merkezi olarak bulduk. Geldik çevrel çemberin merkezine. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi de şimdi adı üstünde. Çevrel çemberin merkezi. Herhangi bir şekilde ezber yapmana gerek yok. Kendiliğinden aklına gelecek. Biraz çember bilgisini kullanacağız. Hatta çember tanımını kullanacağız. Korkmana da gerek yok. Çember tanımı ne olacak ya? Burada ne diyor? Adı üstünde. Çevrel çemberin merkezi diyor. Arkadaş ben buradan bir çember çizdiğim zaman üçgenin köşelerinden geçer. İşte tam burası çevrel çemberin merkeziymiş. Niye? Çevrel çemberin merkezinin özelliği ne hocam? Bak bunu böyle çizdiğim zaman çemberin yarıçapı. Bunu böyle çizdiğim zaman çemberin yarıçapı. Bunu böyle çizdiğim zaman bu da çemberin yarıçapı. Gerçekten de. O zaman ben şunu öğrenmiş oldum. Bir üçgende çevrel çemberin merkezi verilmişse bana o zaman o çevrel çemberin merkezinden köşelere olan uzunluklar hep yarıçap olduğundan birbirine eşit. Bence sorularda bunu bu şekilde ezberlemektense çevrel çemberi çizip yarıçapların eşitliğini göstermek daha mantıklı oluyor. Şimdi biz daha öncesinde üçgenin içinde mi özel nokta üçgenin dışında mı hep onun yorumunu yapmıştık. Şimdi bir de burada ben sana bunun yorumunu yapayım. Arkadaş dar açılı üçgende. Dar açılı üçgende. Çevrel çemberin merkezi üçgenin içindedir. Niye hocam üçgenin içinde? Şimdi burası dar açılı bir üçgen ya. Şimdi ben bunu böyle uzatacak olursam. Hocam bu çap yaptı. Bak çap. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şunu şöyle çizersem. Burası 90 derece. Gerçekten de o zaman burası 90'dan küçük bir açı olmuş olur. Çünkü ne yapıyorsun? Bunu uzattınca şöyle. Şöyle çizince. Bunun tamamı 90 yapıyor. O zaman burası 90'dan küçük oluyor. Gerçekten de dediğim şey doğru. Şimdi dik açılı üçgen diye gelelim. Dik açılı üçgende de hocam çevrel çemberini şöyle çizecek olursak eğer çevrel çemberi çapı gören çevre açı 90 derece ya. Hop şurada kaçtı 90 derece hocam. Evet. O zaman burada ne oldu arkadaşım? Şimdi bu bizim çapımızsa merkez çap üzerinde oluyor. Yani gerçekten dik açılı üçgende de çevrel çemberin merkezi nerede oldu? Tam çap üzerinde oldu. Ya da hipotenüs üzerinde oldu. Güzel. Çemberi çizince anlayabiliyoruz ama bak bunu da. Çemberi çizince anlıyoruz. Hatta buradan ne geldi? Köşeler olan uzaklıklar birbirine eşit ya. Ya da hocam bu çemberin yarıçapı, bu çemberin yarıçapı, bu da çemberin yarıçapı. 3 tane eşitlik sağlanıyor. Muhteşem. Sağlanıyor daha doğrusu. Dik üçgende çevrel çemberin merkezinde. Geniş açılı üçgende de yine aynısı. Üçgenin dışında oluyor bu merkez ve köşelere olan uzunluklar, yarıçap uzunlukları ya birbirine eşit. Çizeyim ispatını da göstereyim. Bak ABC üçgenin çevrel çemberini çizdim şöyle. ABC üçgenin çevrel çemberi çizildi. ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi burasıysa ben bunu çizsem bu yarıçap, bunu çizsem bu yarıçap, bunu çizsem bu yarıçap yapıyor. Evet bu üçgen asıl üçgenimiz bu. Asıl üçgenimiz buyken ne oldu şimdi? Gerçekten de dışarıda oldu. Dışarıda olmasını da tam anlamıyla ispatlayayım ben şimdi. Mesela hocam şunu uzatsam ben bu çap yapmıyor mu? Evet hocam çap yaptı. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şunu şöyle çizersem burası kesinlikle 90 derecedir. Burada karşı gerçekten 90'dan büyük oldu. Yani biz nerede neyin ispatını yap burada? Sarı üçgen bak ABC üçgeninde çevrel çemberin merkezi
merkezi dışarıda ya, geniş açılı bir üçgendir ya da tersi. Geniş açılı bir üçgende çevrel çemberin merkezi nerededir? Üçgenin dışındadır. Hatta tam olarak geniş açının karşısındaki köşe, yani karşısındaki kenarın dışındadır da diyebiliriz tam anlamda. Yerini de bu şekilde de tayin edebiliriz kardeşim. Ha, çevrel çemberin merkezi gördüğümüzde ne yapıyoruz şimdi? Çevrel çemberin merkezini gördüğümüz zaman olay şu diyoruz kardeşim. Çevrel çemberini çizip yarıçap uzunluklarının eşitini gösteririz. Ya da hocam çevrel çemberin merkezi burasıysa ben köşelere çizgiler çizerim. O çizgiler eşittir, hep oradan yaparım dersen o da kabul yok. Sıkıntı yok. İstediğin yerden istediğin şekilde yapabilirsin. Mesela geldik şuraya. 32 verilmiş. Çevrel çemberin merkezi verilmiş bir de burada. Arkadaş çevrel çemberin merkezi verilmişse hemen bunları çizersin. Şu 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 eşit dersin. Çözümünü de buna göre yaparsın. Ama hocam benim kafam basmıyor. Hop, ben kendimden bahsediyorum. Bak kafam basmıyor. Çevrel çemberini çizdim. Çevrel çemberini çizince merkezden yarıçap çizilmiş. Çemberdeki en etli silahımız da yarıçaptır. O zaman gelirim burada da yarıçap çizerim. Burada da yarıçap çizerim. Hocam bunlar yarıçap olduğu için şunların eşitlerini gösteririm. Gerçekten en baştaki söylediğimiz köşelere gittiğimizde bu uzunluklar birbirine eşit olur. Sonra ne yapacağız? Hemen şuradaki açıları da yazıyorum. X kenardan 32 ise 32. Burası A ise burası A. Burası B ise burası B. Büyük üçgende ne oldu? A artı B, A artı 32, B artı 32. Yani hepsi 2A artı 2B artı 64 yaptı. Eşittir 180 yaptı. 2A artı 2B'yi buradan 116 buluruz. A artı B'yi de 2'ye böldüğümüz zaman 58 gelir. Bizden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. BAC açısına bakacak olursak A artı B isteniyor. E artı B'yi biz yukarıda 58 bulmuştuk. O zaman cevaba ne diyeceğiz? 58 diyeceğiz. Evet, cevap 58 oldu böylelikle. Örnek 40'da. Tamam. Hadi gel bakalım son sayfaya. Şimdi örnek 41'deyiz. ABC üçgeninde O çevrel çemberin merkezi. Arkadaş çevrel çemberin merkezi burada verildiyse o zaman bu bir dik üçgendir. Çap üzerindeyse, yani kenar üzerindeyse o çaptır. Çapı gören çevrel 90 derecedir de diyebiliriz. Ya da hocam çevrel çemberin merkezi üçgenin üstündeyse kesinlikle ama kesin hipotenüs üzerindedir ve hipotenüs tam orta noktasındadır da diyebilirsin. Ama ben bunu ispatıyla yapacağım tabii ki. Hocam şöyle çevrel çemberini şöyle çizecek olursam ben, üçgenin çevrel çemberini çizecek olursam. Hocam çevrel çemberin merkezi burasıysa eğer bu çap yapar. Yani bu yarı çap, bu da yarı çap. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi yazdık. Sonra ağırlık merkezinden bahsetmiş. Ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Tam bu BGO o zaman doğrusal olmak zorunda. Hatta bu da yarı çap oldu ya da muhteşem üçlüden dolayı da diyebilirsin, fark etmez. Şuradaki uzunluk da çift çizgi oldu mu? Oldu. Madem ağırlık merkezi verilmiş. Burası K iken burası 2K'dır. Hemen 2K'yı yazdık. Çift çizgi 3K oldu. Bunlar da 3K 3K oldu. Bizden GO bölü AC isteniyor. AC uzunluğunda 6A bulduk. Cevap böylelikle 1 bölü 6 çıktı gençler. Evet, örnek 41'de bu şekilde. Geldik örnek 42'ye. Bak bu sefer dışarıda. Dışarıda olması ne anlama geliyordu? Dışarıda olması hocam geniş açılı bir üçgen. Bu açının dışında ya. O yüzden bu geniş açılı bir üçgen. Ya da ben yine mantığıyla yapacağım olayı. Hemen mantığıyla yapacağım. Ne yapıyorum? Bir çember çiziyorum. Bak çemberi çiziyorum. Ben hep böyle yapıyorum. Sana kalmış. İstediğin şekilde yapabilirsin. Çemberi çizdim. Çevrel çemberin merkezi tam O noktasıysa çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Hemen yarı çapları çizelim. Hocam buradan buraya gelmiş zaten. Bu yarı çap. Buradan buraya çizdiğimde yarı çap. Buradan buraya çizdiğimde yarı çap. Ya da biz çevrel çemberin merkezi gördüğümüz an çemberi çizmeden de hocam köşelere giden uzunluklar da birbirine eşit deyip böyle eşitleri de gösterebilir. Neyse ama ben çevrel çember dediği için ya bu konu biraz sana gıcık geliyor mesela adından dolayı ve ilerleyen haftalarda mesela bunu unutacaksın. O yüzden ben hep çember çizip de böyle gösteriyorum. Bu daha akılda kalıyor. Hocam bu yarı çap, pardon, şöyle yarı çaplığın eşitliğini böyle göstereyim. Karışık sorularda böyle gösteriyordum. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Sonra AC'yi 32 vermiş. Hocam AC uzunluğu 32 ise eğer bu 32 ya. Bak şimdi ikiz kenarlık var burada. Dik çizilmiş. Tabanı iki eş parçaya böler. Yani 16 16 olacaktır buraları. Sonra OB uzunluğunu 20 vermiş. Hocam 20 ise bu da 20. Bu da 20 olur zaman. 20'yi 20'yi yazdın. Sonra ne yapacağım burada? Aa bak burada bir diken çıktı. 16 20. Ne üçgeni? Aslında 3 4 5'in katı. 12 16 20 üçgeninden cevabı 12'ye basit. Örnek 42'de 12 çıktı. Geldi kenar orta dikme merkezine. Biraz önce bir soruyla karşılaşmıştık. Adı üstünde kenar orta dikme merkezi nedir? Kenarı ortadan dik böl dik böl dik böl. O dikmeler nerede kesişiyorsa işte orası kenar orta dikme merkezi. Mesela buradan dik böldüm. Buradan dik böldüm. Buradan da dik böldüm. Bunlar burada kesişti. Burası kenar orta dikme merkezi. Kenar orta dikme merkezi de 3 farklı durumda. İçeride, dışarıda ya da üçgenin üzerinde olabilir. Dar açılı üçgende üçgenin içinde. Dik açılı üçgende nerede? Dik açılı üçgende hipotenüs üzerinde ve geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor. Aynı şeydeki gibi değil mi? Çevrel çemberin merkezindeki gibi. Evet. Aslında bu kenar orta dikme merkezi dediğimiz şeyle çevrel çemberin merkezi dediğimiz şey aynı şey. Burada notunu almış mıyım? Almamışım. Aslında bu kenar orta dikme merkezi. Başlığın yanına yazalım istersen. Aynı zamanda neymiş dostlar? Aynı zamanda çevrel çemberin merkeziymiş.
Hocam niye? Niye? Bak şimdi. Arkadaş sen şurada şey gördün. Dik tabanı keş parçaya böldü gördün. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için hop aklına ikizkenar geldi. Hemen ikizkenar oluşturdun. Hocam burada da dik tabanı keş parçaya bölmüş. Burada da ikizkenar oluşturdun. Yani ne oldu o zaman? Şu parça, şu parça. Hemen eşitliği gösterelim. Şu parça, şu parça, şu parça eşit oldu. Aa buradaki nokta ne oldu? Köşelere eşit uzunluktaki noktalar oldu. Neredeydi bu? Çevrel çemberin merkezindeydi. Yani etrafına bir çember çizebilirim dostlar bunun. O yüzden gördüğün üzere çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikme merkezi aslında aynı nokta oldu. Hatta sorularda şöyle bir şey geldiği zaman şıklı. Aşağıda ya bir nokta verildi. Bu nokta aşağıdakilerden hangisidir? Sorunun şıkı içerisinde çevrel çemberin merkezi ve kenar orta dikme merkezi aynı anda varsa tak tak eledim bitti. Çünkü her ikisi de aynı nokta aslında. Bir nokta bir sorulduğunda eğer cevap böyle kenar orta dikme merkezi ya da çevrel çemberin merkezi ise şıklarda onun bir tanesini yazmak zorundalar dostlar. Haberiniz olsun. Kenar orta dikme merkezi tamam. Ortadan dikleri çizdiğin zaman kestiği yer aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Hatta çevrel çemberin merkezini anlatırken burada hocam şunu yapalım mesela. Bu ikizkenar üçgen tersten gidelim. Dik çizsen iki eş parçaya, dik çizsen iki eş parçaya, dik çizsen iki eş parçaya bölüyor ya. Aa aynı zamanda kenar orta dikmesi, kenar orta dikmemesi, kenar orta dikmesi, kenar orta dikmelerinin kestiği yer oldu burası deyip burada da tersten de bir gerçekten çevrel çemberin merkezi olduğunu da gösterelim. Evet kenar orta dikme merkezini anladık. O zaman gelelim şu sözel soruya. Şöyle bir sözel soru var elimizde. Düzlemde bir üçgenin köşelerini merkez kabul eden eş çemberler çizildiğinde. Bu çizildiğinde 3 çember de bir P noktasından geçmektedir. Bak sen şu işte. Arkadaş çizelim şöyle bir üçgen. Bir üçgen çiziyorum şöyle. Ve ben bu köşelerden A, B ve C'den çemberler çizecekmişim. Ve bu çemberler nerede? 3 çember de bir P noktasından geçmekteymiş. Yani bunlar bir tane P noktasından geçmek. Şöyle P noktasında göstereyim. Şu P noktası. Çemberi çizeyim. Bu çember şöyle bir çember. Öbür çemberde şöyle bir çember. Öbür çemberde yine şöyle bir çember. Çemberleri çizdim. Çizemedim. Şöyle bir çember çizdim. Her üçü de nerede kesişiyormuş bunların? Şurada kesişiyormuş dostlar. Şurada kesişiyor. O zaman ben bunu kullanacağım. 3 tane çember. Ve bunlar eş çemberlermiş bir de. Dikkat, dikkat, dikkat. Eş çemberlermiş. Madem bunlar eş çemberler. Arkadaşlar çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmek değil mi? Evet. Yani gel ben buradan şunu çizecek olursam. Hocam bu yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Eş çemberler oldukları için yarı çaplar birbirine eşit, eşit, eşit. Aa ne oldu? P noktası ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diye soruluyor bize. P noktasına bakalım. Köşeye, köşeye, köşeye eşit uzunlukta oldu. Yani bunun etrafında bir çember çizebilirim. O zaman bizim P noktası ne oldu? Çevrel çemberin merkezi oldu. Ağırlık merkezi demiş. Yanlış. Kenar orta dikme merkezi demiş. Dur. Yükseklerin kesim noktası değil. Açı ortayların kesim noktası değil. İç teğet çemberin merkezi değil. Ne kaldı? Kenar orta dikme merkezi. Evet. Çevrel çemberin merkezi olarak bulduk ama çevrel çemberin merkezi aynı zamanda neydi? Kenar orta dikme merkeziydi. O yüzden cevap ne yapacaktır? Balıkesir yapacaktır dostlar. Çünkü 3 köşeyi de eşit uzunlukta. Şekil karışmasın diye çizemiyorum. Sen buradan bir tane dik çizsen 2 eş parçaya böler. Buradan da dik çizsen 2 eş parçaya böler. Buradan da dik çizsen 2 eş parçaya böler. Hocam buradaki nokta ne oldu? Orta dikmelerin, kenar orta dikmelerin kesim noktası oldu. O yüzden B seçeneğini bu şekilde de ulaşabiliriz. Ama öncelikli olarak en etkili silahımız neydi? Şu yarı çapları çizmekti ve bu yarı çap uzunluklarının eşitliğini göstermekti. Bu anlamda çok güzel bir soru. Şu soruya şöyle bir yıldızı koyun bakalım. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. TYT'de de çıkabilir, AYT'de de çıkabilir. Gerçekten çok hoş bir soru. Evet 44'e geldik şimdi. 44. soru. Şekilde birim kareli kağıda çizilen üçgenin kenar orta dikme merkezi hangi karenin içindedir diye soruluyor. Demek ki geniş açılı bir üçgen bu. Kenar orta dikme merkezi dışında çünkü. İşte bizden bu isteniyor. Ne yapacağız? Hocam ya şunu bulmaya çalışacağız. 3 köşeye de eşit uzunlukta olan noktayı bulmaya çalışacağız. Hocam B'de mi? Şu birbirine eşit mi? Ama ben bu şekilde gidersem bulamam. Çünkü niye? Üçgen içinde ya. Şuradaki üçgen içinde olduğu için uzunluk nerede oluyor? Onu bilemem. Yani tam sayı değer olarak. Yani şurada ben bunu böyle çizdiğim zaman bu uzunluğu dik üçgenden nasıl bulacağım ki? Hadi B'nin köşelerinde olsa tamam şuradaki dik üçgenden bulurum. Hani şunu çizdiğimde şuradaki dik üçgenden bulurum. Ya da şunu çizdiğimde şuradaki dik üçgenden bulur muyum dostlar? Bulurum. Ama bize ne diyor? Kenar orta dikme merkezi hangi karenin içindedir diye soruluyor bize. Karenin içindeyse ben bu uzunluğu bulamam. Bu uzunluğu da bulamam. Bu uzunluğu da bulamam. Bulamadığım için eşitleri hakkında bir yorum yapamam. Yani ben burada kenar orta dikme merkezi deyince çevrel çemberin merkezi aklıma geliyor. Ama çevrel çemberin merkezinde de köşeye olan uzunlukları aklıma geliyor. Köşeye olan uzunlukları da bulamadığım için çevrel çemberin merkezi mantığıyla yapamayacağım. Ama köşelerinde olsun deseydi yapabilirdim ama her bir şık içinde 4 tane şey olacak. O da sıkıntı. Mesela burada üzerinde olmuş olsaydı böyle. Üzerinde değil de köşelerinde. Hocam bunun için deneyecektim böyle. Sonra B köşesi için deneyecektim bu uzunları. Yani 5 tane 4
kaç yapıyor? 20 tane deneme sonucunda ben tam olarak cevaba ulaşabilirdim. E ne yapacağım hocam burada? Kenar orta dikmelerini bulmaya çalışacağım. Kenarlara bakarak bir yorum yapalım. Mesela şu kenar özel bir durumda değil. Bu kenar da özel bir durumda değil. Şu kenar özel bir durumda. Nasıl özel bir durumda? Birim karelerin köşelerinden gidiyor. O zaman ben bunun kenar ortasını bulabilirim. Kenar orta dikmesini rahat bir şekilde çizebilirim. Hocam burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 4 birim gideceğim o zaman. 1, 2, 3, 4 birim gittiğimde değil mi? 1, 2, 3, 4 birim gittiğimde ortasını buldum. Bak 1, 2, 3, 4 birim. Gördün mü? Ortasını buldum. Hemen ortasını gösterelim şöyle. Ortasını gösteriyorum ve buradan orta dikmeyi çizeceğim şimdi. Hocam şu açılarımız kaçar derece? 45 derece ya. O zaman buna dik olan şey tam burada. Birim karelerin köşelerinden geçen doğru değil midir? Evet. E o zaman bunun kenar orta dikmesi ne olacak arkadaşım? Tam olarak burası oldu. Aa, kenar orta dikmesini çizince nereden geçiyormuş direkt? Hocam D'nin köşesinden geçiyor. Kenar hangi karenin içindedir diye soruluyor. Ve hangi karenin içinde olacak o zaman? Cevap C seçeneğinde oldu. Aslında direkt buluyoruz da. Farz edelim bir karemizde burası olsaydı. Hocam bu kare mi bu kare mi? Onu nasıl bulacağız? Diğerinde kenar orta dikmesini bul. Bu uzun bir çizgi. Bunun da orta dikmesindense şunun orta dikmesini bulalım. Tam ortası neresi burası? Bak üçgene bak dikkat. Hocam 3'e 1. 3'e 1 şeklinde gidiyor şu doğrular. Tam ortası burası yaptı. Tam ortası burası yaptıysa burada da aslında biraz da analitik giriyor işin içine. Şuraya baktığım zaman bu nasıl giriyor dedim. Hocam şöyle 3'e 1 gitti. Yani bunun eğimi kaç? Karşı bölü komşu 1 bölü 3. Sola yatık. Öbürü de sağa yatık 3 bölü 1 olacak o zaman. Yani eğimler çarpı eksi 1 olacak. O zaman buradan da 3 bölü 1. 3 aşağı 1 yukarı. 1 sola şeklinde gidecek. Yani doğrumuz şu şekilde olmak zorunda. Doğrumuz şu şekilde 3'e 1 şeklinde olursa eğer maviyle çizeyim onu. Biraz da dediğim gibi eğim oluyor. İki doğrunun dikliğini bulmak için arkadaşlar eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım. Bunun eğimine baktığım zaman bunun eğimi eksi 1 bölü 3 sola yatık. Öbürü de sağa yatık 3 bölü 1 olsun ki eğimleri çarpımı eksi 1 olsun. O yüzden bunu da 3 bölü 1 yaptım. Karşı bölü komşu. Tabii yatay eksenli. 3 bölü 1. Hani bu biraz daha detaya giriyor aslında. Analitikten sonra da sorulabilir ama soruyu ben burada tek seferde bulabiliyordum. Ya dedim ki bu karede sorulmuş olsaydı o zaman bu soru AYT'lik bir soru olacaktı. Buna dik olanın tam ortasında dik olanın ne yapacağım? Eğimler çarpı eksi 1'den gideceğim dedim. Ekstra bir bilgi veriyorum sana şu anda. O zaman bu nasıl gidiyor? Hocam 3 aşağıya 1 sola. Buradan da 3 aşağıya 1 sola. Gittim şöyle. Buradan da aynı şekilde 3 aşağı 1 sola gittim. O zaman tam olarak bak şu şekilde ben şeyi bulmuş olmadım mı? Hop burada. Görüyor musunuz? Kenar orta dikmelerinin tam kesişim noktasını nerede bulmuş oldum o zaman? C noktasında bulmuş oldum dostlar. Olay bu. Olay bu. Anlaşılmıştır umarım. Ama tek seferde de bulabiliyorduk. İşimiz kolay olan doğrulardaydı. Şu kolay olan doğruda kenar orta dikmesini çizince direkt de cevap da çıkıyordu. Ama dediğim gibi ya burada da kare olmuş olsaydı hangisi olacaktı? Diğerinde kenar orta dikmesini çizip o şekilde ulaştık. Geldik bir sonraki soruya. 45. soru. Bu da çok ilginç bir soru. Ya hocam bu ne? Böyle soru çıkar mı? Falan demeyin. Benzeri soru. Çok benzeri. ÖSYM tarafından soruldu. Sorulan bir soru bir daha niye sorulmasın? Ki ÖSYM kendini tekrar etmeyi seviyor. Ben de ÖSYM'nin aynı sorusunu sormuyorum. Evirip çevirip karşınıza öyle getiriyorum. O yüzden bu soruyla da karşılaşabilirsin. Şimdi ilk önce şunu kullanalım. Hocam Kenan Bey uzunluğuna A dersem, BD uzunluğuna B dersem o zaman burası 2A artı B yaptı. AE uzunluğu da 2A artı B. EB'nin uzunluğu da 2A artı B yaptı. Şimdi EB'nin uzunluğu 2A artı B. AE uzunluğu da 2A artı B. Sonra AE ve EB'nin uzunluğunu yazdık. Tamam, 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 tamam. Şimdi soruyu tam olarak okuyalım. AD'ye bir üçgen, BKC eleman DE demiş. Şunlar tamam. DE doğrusal demek istiyor. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşit verilmiş. Bir de diklik verilmiş. O noktası ABC üçgenin kenar orta dikme merkeziymiş. Nerenin? ABC üçgeninin kenar orta dikme merkeziymiş. Arkadaş, ben o zaman O noktasının kenar orta dikme merkezi olmasını kullanacağım. Hocam köşelere giden uzunluklar birbirine eşit mi kullanacağım? Yani köşelerden şöyle 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 mi gideceğim? Hayır. Çünkü buradan bir tane dik çizilmiş. O zaman ben kenar orta dikmesini kullanacaksam eğer buradan da dik çizeceğim o zaman şöyle. Buradan da. Buradan da dik çizeceğim şöyle. Dik çizdiğimde iki eş parçaya, dik çizdiğimde iki eş parçaya bölüyor mu dostlar bunlar? Böyle. Peki ikizkenarlığı da kullanmam lazım hocam benim. Hocam ikizkenar üçgende çizilen yüksek taban iki eş parçaya bölecek ya. Tam burası kenar orta dikme merkezi ise yani buradan çizilen dik tabanı da iki eş parçaya bölecek ya. Burası da A mı olacak o zaman? A olacak. Tamam. Burada da AA yazabiliriz. Belki şuradaki çizgiyi de çizebilirim. Şu devamı yükseklik diye de söyleyebilirim aslında. Ki büyük ihtimalle söylenecek. O ikizkenarlığı öyle kullanacağım. Çizilen yükseklik de tabanı iki eş parçaya böldüğünden bunlar doğrusal oldu mu? Oldu. Hocam şurası 2A artı B verilmiş. O zaman ben burayı ne buldum? B buldum. Hemen oraya B'yi yazayım. Her bilgiyi kullanıyorum bak şimdi. Hocam bu ikizkenarda tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra başka bir şey var mı burada? O noktası bize soruluyor. O noktası ADE üçgeninin hangi özel noktasıdır diye soruluyor bize. Evet gençler. Başka bir şey verilmiş mi? AE'yi kullandık. Tamam. EB'yi de kullandık. Tamam. Bir şeyler eksik gibi duruyor böyle. Kenar orta dikme merkezini falan filan kullandık. Bir şeyler eksik ya soruda. Hemen o eksikleri tamamlayayım. Ya bak soruda eksiklik var ya. Hani hocam bu bilgileri kullan
kullanamadım diyorum böyle. Ama sonrasında bakıyorum ki hangi bilgiyi kullanamadım diye soruyu okuyorum sadece. AB ile AC eşit. OK ile BC dik. E hocam bu zaten dik. Tabanı da iki eş parçaya böldü zaten burası. Şurası iki eş parçaya böldü. Başka ABC üçgeninin kenarorta dikme merkezi ve 2KB. KB'yi yazdık. Artı BD. Ay BD de demiş burada. BD'ye B yazmadık. Bak gördün mü? Gördün mü? İşte eksi parça. Soruyu yapamadığın zaman soruyu oku. Şuraya da B yazdım. Şimdi soru değişti. Hocam bak bu yükseklik aynı zamanda A artı B, A artı B diye ayırdım, burası ayrıldı. Dikkat dikkat. Şöyle gösteriyorum. Hocam şurası da A artı B, şurası da A artı B olduğundan bu yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. O zaman bu bir ikizkenar üçgen. Gördün. Soru böyle çözülüyor kardeşim. Yani burayı da ne bulduk o zaman? 2A artı B bulduk burayı da. Çünkü şunların da eşitliğini söyledik. E sonra bakıyoruz ki hocam şuradaki uzunluk da aynı uzunluk oldu. Bak 2 artı B. Dikkat et, onu farklı kalemle göstereyim. Hocam burası 2 artı B. Bak burası da 2 artı B. Gördüğün üzere. İkiz kenar çıktı burada. Aynı şekilde bak burada da şöyle bir şey var hocam. Hocam burası da 2 artı B. Bak burası da 2 artı B. Şimdi o zaman bu ikiz kenarlıkları da kullanacağım ben. Bu ikiz kenarda tam burada orta dikmesi var. Bu orta dikmesi. Çizilen yükseklik de tam orta dikmesi olacak ya. O yüzden ben bu yüksekliği buradan böyle çizecek olursam dostum, bu kesinlikle ama kesinlikle açıortay olmak zorunda, değil mi? Çünkü bu yükseklik kenarorta dikmesi, dolayısıyla bunlar doğrusal olmak zorunda. Dolayısıyla çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Aynı şekilde diğer mavi üçgende de ben şunu şöyle çizecek olursam, hocam bu da bir ikizkenar üçgen çıktı ya, ikizkenar üçgende bu orta dikmesi verilmiş. Çizilen yükseklik de orta dikmesi olacak. O zaman şu parçayla şu parça da doğrusal olmak zorunda. Aynı zamanda şunlar da birbirine açı ortay oldu mu? Birbirine eşit oldu mu açı olarak? Oldu. Benden ne isteniyor? O noktası ADE üçgenin hangi özel noktasıdır? Şimdi gelelim O noktasına. Hocam O noktası bak tam olarak burası. Büyük üçgenin hangi noktasıdır diye soruluyor. Bu üçgen de buraya bakıyorum. Bu köşeden gelen açıortay, bu köşeden gelen de açıortay. E o zaman burası iki tane iç açıortayın kesim noktası oldu. İki tane iç açıortayın kesim noktası nedir? İç teğet çemberin merkezi oldu. Evet, burası iç teğet çemberin merkezi oldu dostlar. İlginç bir soru. Bir anda soruyu çözemiyorduk ama sonrasında nereyi kullanmadım diye baktığım an, ki bu tür sorularda lütfen bana da dikkat edin, benim gibi davranın. Neyi kullanmadım dediğimde soruyu dikkatli bir şekilde okudum. BD'nin B olduğunu kullanmazsam, verilen bilgiyi kullanmazsam sorunun çözümüne ulaşamam. Hep bu şekilde hareket ediyorum. Sen de bu şekilde hareket. Tamam. Örnek 45'i bu şekilde bulduk. En son notla kapanışı yapacağız. Eşkenar üçgende bütün merkezler aynı noktadır. Şuraya çizeyim istersen. Bir eşkenar üçgeni çizdiğim zaman arkadaşım, şöyle eşkenar üçgeni çizdim şöyle. Bütün merkezler aynı noktadır. Gerçekten öyle mi? Ya hocam şuradan bir yükseklik çizsem, şuradan bir yükseklik çizsem, şuradan da bir yükseklik çizsem, şuradan da bir yükseklik çizsem, acaba diklik merkezi aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi mi? Bütün merkezler ilerken dış teğet çemberin merkezi dışında diyelim, tamam mı? Burada çünkü dış teğet çemberin merkezi dışarıda oluyor çünkü, o yüzden. Burası bak ne oldu hocam, diklik merkezi oldu. Burada ben yüksekleri çizince böyle, yüksekleri çizince. Yüksekleri çizdiğim zaman eşkenar üçgende aynı zamanda açıortaydır. 30 30 30 30 30. Hocam burası gerçekten iç teğet çemberin merkezi de yaptı. Diklik merkezi aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi. Hocam aynı zamanda bu kenar ortaydır çizilen yükseklik eşkenar üçgende. Hocam aynı zamanda da burası ne yaptı? Ağırlık merkezi yaptı. Hocam şuraya baktığın zaman kenar orta dikme, kenar orta dikme, kenar orta dikme, kenar orta dikme merkezi oldu. Aynı zamanda kenar orta dikme merkezi demek çevrel çemberin merkezi demek anlamına geliyor. Ya da şu uzunluklarda birbirine eşit ya. O yüzden bu uzunluklar da birbirine eşit olduğu için bu noktada gerçekten ne oldu? Çevrel çemberin merkezi oldu dostlar. Harbiden de eşkenar üçgende bütün merkezler ama dış teğet çemberin merkezi hariç diye yaz buraya. Dış teğet çemberin merkezi hariç diye de yaz. Dış teğet çemberin merkezi hariç bütün merkezler aynı nokta yaptı. Hatta iç teğet çemberin yarıçapı şurası R iken burası da ağırlık merkezinden 2 katı oluyor ya, 2R. Çevrel iç teğet çemberin merkezi yarıçapı R iken, çünkü içeriden teğet çizdiğinde çemberde bak burası R yapıyor. Çevrel çemberin yarıçapı da bak ne oluyor? 2R oluyor. Çevrel çemberin yarıçapı da burası olduğundan dolayı burası da 2R'ye eşit oluyor dostlar, haberiniz olsun. Evet, böylelikle olay bitti mi? Vallahi bitti. Üçgenleri bitirdik. Üçgenleri bitirdik. Şu an her şeye hazırsın. Bütün böyle her şeyi, her konuyu çok rahat bir şekilde tokatlamaya hazırsın. Bundan sonrası da artık, bundan sonrası zaten çok güzel bir şekilde akacak. Ama ben sana ne demiştim? En başta ne demiştim? Üçgenlerde
Zorlanacak. Ya ilk başta dedim ki sana, dik üçgenin sonuna kadar sabret. Oraya kadar biraz zorlandın değil mi? Dediklerim çıktı değil mi? Yoruma da yaz gerçekten öyleyse. Dik üçgenin sonuna kadar zorlandın ama dik üçgenden sonrasında ne yaptın? Biraz böyle arap atı gibi açıldın ve sonrasında bir baktın ki dik üçgene kadar olan kısmı da böyle oturtturdun orada soruların içerisinde. Ve sonra bir bakmışsın üçgenleri süper. E şu an üçgenleri süperse bundan sonraki konularında süper. Deneme sınavlarında da süper şeyler yapacaksın. Buna emin olabilirsin. Evet gençler. Şimdi gelelim şöyle en güzel yere, tik atmaya. 16. güne geldik ve şöyle tikimizi atıyoruz kardeşim. 16. günü de bitirdik. Tamam. Bakıyoruz şimdi 16. günü bitirdik. Burada da tikimizi atalım. Üçgende merkezler bitti. Ödeve bakıyoruz. Ödev ne? 78 ve 81. Soru bankasında, arkada görüyorsunuz soru bankasını. Soru bankasında 78 ve 81. sayfalar ödev. Bir de haftalık programa bakalım. Haftalık programda da evet, açı kenar ve üçgenli merkezler bitti. 15 ve 16. günle birlikte. Böylelikle 8. haftayı da konu anlatımını bitirdiniz. Ödevleriniz de 13 ve 14'te yazanlar. 13 ve 14'te yazanlara bakıyoruz şimdi ödeve. Bak şimdi 13'e baktım. Hocam 13 nerede? Bir dakika ya. Ay 15 ve 16. 13 ve 14 mi yazmışım ben oraya? Bir saniye. Ha açı kenar. 15 ve 16. günler. Yanlış söylemişim. Pardon. 15 ve 16'ya geldim şimdi. 15 ve 16'da ödevlere bakıyorum. 15'te 72'den başlıyor. Sonra 81'e kadar. Yani o haftayı, 8. haftayı yapacak olan arkadaşlar 72 ile 81 arasını halledecek. 72 ile 81 arasında ödevlerinizi de hallettiğiniz zaman 8. haftayı da halletmiş oluyorsunuz. Şu an bak 8. haftadayız. 25 haftamız var. Aslında geometrinin 3'te 1'lik kısmını bitirmiş oluyorsunuz. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Üçgenler biterek siz geometrinin 3'te 1'lik kısmını değil 3'te 2'lik kısmını bitirdiniz. Hatta %75 değil %80'lik %90'lık kısmını bitirdiniz diyebilirim. Bunda da bir özgüveniniz olsun dostlar. Evet, böylelikle bugünü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün dörtgenlere başlayacağız. 17. günde dörtgenlere başlayacağız ve rahat rahat hareket edeceğiz bundan sonrasında. Çünkü temelimiz sağlam. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.